Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında, doğalgazda, petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş durumu söz konusu. Maalesef önümüzdeki aylarda Avrupa'nın pek çok noktasında pek çok insan evinde doğalgazı yakamayacak, ısınamayacak. Pek çok insan artık arabasını dahi kapısının önünden çıkartmakta güçlük çekecek. Çünkü petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları ciddi oranda artıyor. Bakın, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan size bir örnek vereceğim. Almanya'nın özellikle Polonya ve Çekya sınırına yakın olan bölgelerde pek çok kişi bu ülkelere giderek bidonlarla, evet değerli izleyicilerim, bidonlarla benzin alıyorlar ve araçlarını dolduruyorlar. Çünkü Almanya'ya göre bu iki ülke daha ucuz. Yani Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da yaşayan vatandaşların gelmiş olduğu noktayı sanıyorum bize en iyi anlatan haberlerden bir tanesi. Bakın, detaylı bir şekilde bunun üzerinde konuşacağız. Haberi hemen ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanlar ülkede benzin ve motorun fiyatlarının son 10 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının daha da ucuz olduğu Polonya ve Çekya'daki benzin istasyonlarına akın etti. Akaryakıt almak isteyen Almanlar Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturdu. Benzinliklere gelen araçların %95'i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri akaryakıt bidonlarını da dolduruyorlar. Polonya sınırındaki bir benzinli akaryakıt almak için gelen Daniel Stein, Anadolu Ajansı muhabirine yapmış olduğu açıklamada bakın şunları söylüyor. Diyor ki, Almanya'da benzin fiyatının yakında 2 avro civarında olacağını düşünüyorum. Fiyatların nereye gideceğini kestiremiyoruz bile. Bu bizim gibi normal tüketiciler için kaldırılamaz bir durum. Burada akaryakıt ortalama 40 sent daha ucuz. Hatta bu bazı yerlerde 50 sente kadar yükselebiliyor. O nedenle o kadar yolu buraya gelmeye değiyor diyorlar. Bir başka Alman Benjamin ise yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcında akaryakıt fiyatlarının çok ucuzladığını ancak Almanya'da çevre vergilerinin arttığını ve bu nedenle akaryakıt fiyatlarının iyice arttığını ifade etti. Yine bir başka Alman bakın şunları söylüyor. 40 kilometre uzaklıktan geldiğini, bidonlarla da benzin aldığını ve ekonomik olarak bunu yapmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Bakın değerli izleyicilerim, Almanya'nın gelmiş olduğu durum aslında tüm Avrupa için geçerli. Yani Almanya'da böylesine bir sıkıntı varsa bilin ki diğer Avrupa ülkelerinde de çok kısa bir süre sonra sirayet edecek. Yine Hollanda'da evet ciddi bir şekilde fiyat artışı söz konusu. Benzinin litre fiyatı artık 2 euroyu pek çok yerde geçmiş vaziyette. Yine bu insanlar Alman sınırına yakın noktalarda yaşayanlar daha ucuz diye Almanya'daki benzinliklere kısa bir süre önce geliyordu. Artık Almanya'ya da gelmenin çok fazla bir cazibesinin kalmadığını gözlemleyebiliyoruz. Daha ucuz Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Ben şuna bakarım. Sen gelişmiş bir ülkeysen vatandaşını özellikle de bakın dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya'yı anlatıyorum. Senin vatandaşın başka bir ülkeye gidiyorsa senin sosyal bir devlet olduğundan ben söz edemem. Dünyanın en büyük ekonomisi diyoruz. Kasası ağzına kadar euro dolu diyoruz. Ama senin vatandaşın 40 sent için başka bir ülkeye gidiyor. Elinde bidonla benzin kuyruğuna giriyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Yine değerli izleyicilerim, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'ye son olarak benzine 44 kuruş zam geldi. Türkiye'deki tablo da aynı. Euro 11 lirayı geçti. Tamam, Türkiye'de vatandaşlara yapılacak olan yardımlar çok kısıtlı, minicik yardımlar var. Ama biz Almanya'yı, Fransa'yı, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi ülkelere anlatıyoruz. Biz büyük ülkeyiz, zengin ülkeyiz diyen bu Avrupa ülkeleri
vatandaşını bu hale düşürmüşse burada sosyal devlet olduğundan bahsedemeyiz. Tamam, yardımlar yok mu? Var tabii ki, ama koronavirüs gibi 100 yılda bir meydana gelen böylesine zor bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın diye sorarlar insana. Emekli Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da kan ağlıyor. Neden? Eğer sosyal yardımlar olmasa emeklinin geçinebilme ihtimali sıfır arkadaşlar. Hele bir de bu insan kira ödüyorsa, ortada da faturalar bu kadar artmışsa, almış olduğu emekli maaşıyla sadece belki kirasını ödeyebilir. Geriye kalan 30 gün boyunca ne yapacak? Cebinde 100-200 euro kalıyorsa bu insanın belki bir haftalık market parası olacak. Başka da bir şey olmayacak. Onun için imkanı olanlar, özellikle de emekliler, yılın büyük bir kısmını Türkiye'de geçiriyor, Türkiye'ye gidiyor arkadaşlar. Karı koca eğer emekliyse almış olduğu emekli maaşıyla hiç olmazsa Türkiye'de Avrupa'ya göre daha iyi yaşayabilirler. Bunları anlatıyorum ben. Sanki bunlar olmuyormuş gibi arkadaşlar bazı izleyicilerimiz üzülerek okuyorum. Yok öyle bir şey. Her şey güllük gülistanlık diyor Avrupa'da. Arkadaşlar benim amacım zaten özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olarak daha iyi yaşamanız. Bunun için anlatıyor, eleştiriyor, gündeme getiriyoruz. Ama birileri bizim Almanya'yı eleştirmemizi, Fransa'yı, Belçika'yı, İsveç'i, Norveç'i, neyse işte Avrupa ülkelerini eleştirmemizi istemiyorlar. Arkadaşlar, hiçbir şey eskisi gibi değil. Türkiye ile kıyaslama yapmıyoruz biz. Yanlış olur. Ama Avrupa'da yaşayıp Avrupa'nın kalkınmasına büyük emek harcayan, 50-60 yıldır Avrupa'da yaşayan insanlarımızın alın terini de buradan savunmak zorundayız. Maalesef dünyanın her noktasında olduğu gibi ağlamayana meme yok. Her şey çok güzel. Burada alkışlayalım. 10 numara 5 yıldız diyelim. Ondan sonra göreceksiniz Avrupa'da sosyal yardımları nasıl düşürüyorlar. Koskoca koronavirüs dönemi geldi, devam ediyor. İşçiye bir tek kuruş koronavirüs tazminatı ya da yardımı yapılmadı. Emekliye bir kuruş para ödenmedi. Vatandaşa geçtiğimiz aylarda ne dediler? Evde kalın, dışarı çıkmayın. Faturalar artıyor, gıda fiyatları artıyor. Vatandaş ne yiyecek, ne içecek? Bu verilen sosyal yardımlarla geçinebilmesi mümkün mü? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bakın, koronavirüs döneminde aç kapa oyunu oynadılar siyasetçiler. Kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Onu dediler, bunu dediler, aşı dediler. Tamam dedi herkes. Bir kurtuluş olarak insanların önüne sunuldu. Ama şimdi bakın, dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Avrupa'da da vaka sayılarında patlamalar var. Evet, yine başa dönüyoruz. Madem böyle bir tablo ortaya çıkacaktı, bu önlemler neydi diye tabii ki sormamız gerekiyor. İşin ekonomik boyutuna baktığımız zaman insanlar bugün Almanya'dan Polonya sınırına ya da Çekya sınırına gidip benzin alıyorsa ortada ciddi bir problem var demektir arkadaşlar. İşte lütfen özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu videomuzun altına yorum yaparak ekonomik anlamda ne durumda olduklarını yazmalarını rica ediyorum. Bundan 2 yıl önceye göre ne durumdasınız? Markette, çarşıda, pazarda fiyat durumu nedir? Ucuz marketler olarak bilinen Aldi'de bile şu anda artık ucuzluk diye bir şey söz konusu değil. Yine Türkiye'de de aynı. Bakın, Türkiye'de BİM, ŞOK, A101 diye marketler var biliyorsunuz. Binlerce şubesi var bunların. Artık ucuzluk diye bir şey yok arkadaşlar. Avrupa'da da aynı. Hani eskiden şu markete gidelim, burası daha ucuz derdik. Aldi'ye, Rossmann'a atıyorum ya da diğer işte marketlere. Ama şu anda hiçbirinin birbirinden farkı yok arkadaşlar. Tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İşte insanlar bidonlarla benzin alıyor Avrupa'da. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde bunu görmek istemiyorlar. Hatta ve hatta size ben enteresan bir şey daha söyleyeyim.
Koronavirüs döneminde esnafa yapılan, sosyal derneklere yapılan yardımları geriye alacaklar ve bunlarla ilgili olarak yeni vergiler getirecekler. Örneğin bir işçi sosyal yardım almadı, emekli sosyal yardım almadı ama koronavirüs döneminde esnafa ya da diğer kesimlere yapılan bu sosyal yardımları, koronavirüs yardımlarını işçiden, emekliden alacaklar. Bakın göreceksiniz. Yine söyleyeyim, bakın önümüzdeki yıl emeklilerin maaşına daha fazla gelir vergisi gelecek. Aldıkları maaşlar düşecek arkadaşlar. İşte bunun sebebi de koronavirüs döneminde düşen vergileri tekrardan vatandaştan alabilmek. Oysa ki dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan bu ülkelerin vatandaşa daha fazla sosyal yardım vermesi gerekiyor. Çocuk parasına zam var mı? Ya da onu bırakın. Genel itibariyle baktığımız zaman eskiye göre nasıl yaşıyorsunuz? Bırakın hani sosyal yardımı falan geçtik. İstediğinizi alabiliyor musunuz? İstediğinizi tüketebiliyor musunuz? Çoluk çocuğunuzun ihtiyacını eskisi kadar rahat karşılayabiliyor musunuz? Arkadaşlar, tamam koronavirüs oldu. Yüzyılda bir meydana gelen bir salgın. Sen böylesine yüzyılda bir meydana gelen dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Soru bu. Bu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor ama görüyorum ki maalesef hiçbir şekilde bu sorunun cevabını vermek istemiyorlar. Bu konuyla ilgili sizden ricam şu, lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, beni özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın da gündeme getirmemizi istediği konular varsa lütfen videomuzun altına yorum olarak yazmasını rica ediyorum.